6. Her varlık en sonunda kendini terbiye edenin huzurunda toplanır. En'am 38. Bu konuda çok ayet var da ben sadece örnek olarak bir tanesini aldım. Yani ahiretin varlığı Allah'ın huzurunda toplanmamız da Allah'ın rububiyetinin bir gereğiymiş. Evet. Hani Rab isminin üçüncü ve son manası da toplamak, bir araya getirmekti ya, o köke aynı zamanda bir atıftır bu. Allah'ın Rab oluşunun sırrı nedir? Sevgidir. Allah'ın Rab oluşunun sırrı Allah ismi içinde gizlidir. Allah ismi de sevgiye delalet eder. Daha önce görmüştük Esma dersinde, onun için geçiyorum. Dolayısıyla Hud suresinin 90. ayetine bakın diyorum sadece. Anne baba evladını beklenti için terbiye eder. Çünkü terbiyesiz bir evladın anne babasına laf gelir. Öyle değil. Bakıcı bebeği terbiyesini ücret karşılığı üstlenir. Öğretmen talebenin terbiyesini görev olduğu için üstlenir. Fakat Allah kulunun terbiyesini onu sevdiği için üstlenir. Onun için, işte onun için rububiyetin tecellisinde iman ve inkar, hak ve batıl, iyi ve kötü ayırt edilmez. Onun içindir ki قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَٰهِ النَّاسِ. İnsanların, insanlığın ilahı olması, insanlığın Rabbi olmasından sonra gelir. İnsanlığın Rabbi olması, insanlığın ilahı olmasından önce gelir. Niye? Çünkü herkesin Rabbidir, inananların ilahıdır. Allah'tan başkasını ilah biliyorsa, la ilahe illallah demiyorsa, onun ilahı başka bir şey. Ama la ilahe illallah demeyenin de Rabbidir. Rab isminin şumulüne girmeyen bir varlık yoktur. Firavun da girer Musa'da, Nemrut da girer İbrahim'de. Firavun Rab olduğunu iddia ederek Rab isminin tecellisi dışında kalmıştı. Kalsaydı var olmazdı. Sadece küstahlık yapmış oldu. O kadar. Küstahlık yaptığıyla kalmış oldu. O kadar. Rab isminin kapsamı bütün bir varlığı tepeden tırnağa kuşatır. İçten dışa kuşatır.